o kan değişmeyi yapıyor. Hayvanlarınız da iyi hayvanlar seçilmekle, yani ıslah olmakla, o dediğimiz hayvan ırklarında da bir ıslah yapmış oluyoruz. Dikten sonra hayvanların bütün kayıtlarını yapıyorsunuz. Mesela burada ne yapıyorsunuz? Hayvanları tartıyor musunuz? Verin. Bunlar bu kadar hocam işte. Çok güzel. Bunları yapınca nasıl bir şey görüyorsunuz? Bakıyorsunuz ki süt verimlerine artış olanları tespit etmiş oluyorsunuz değil mi? Dayı sağırmış. Kaç litre süt verdiği, o litreden kaç litre süt verdiğinin mesela yağ oranı ne kadar çıkmış, ya kaç kilo yağ çıkmış elde ettiğimizi görebiliyoruz. Böylece hayvanlarımızın daha iyi olanların ırklarını alarak devam ettiriyoruz değil mi? Zaten hocam beraber üniversiteyle birlikte o seçimler birlikte yapılıyor. Doğrudur hocam. Bize de söyleniyor. Söyleniyor, evet. Söyleniyor. Evet. Merhaba. Afyon'un Küçük Çobanlı köyündeyiz. Gördüğünüz gibi mandalarımız akşam dönüş yapıyorlar Mera'dan. Bu mandalarımızı çok önemsiyoruz. Mandalarımızı 2011 yılından beri Tarım Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olarak halk elinde Anadolu Mandası ıslahı projesiyle destekliyoruz. Bu projeyle manda sayımızı 2011 yılında 85 binden 185 bine çıkarttık. Yani bu da gösteriyor ki mandalarımız bizim bu desteklerimiz sayesinde %120 oranında artmıştır. Mandalarımız Anadolu'muzun tarihidir, kültürüdür. Biz bunu desteklemeye devam ediyoruz. Mandalarımızın yetiştiren çiftçilerimize ciddi destekler veriyoruz. Özellikle 11 yılda 225 milyon tutarında Tarım Orman Bakanlığımız mandalarımıza ıslah yönünden destek vermiştir. Bu destekler sayesinde tabii ki mandalarımızın da sayıları artıyor. Üreticilerimizin sayıları artıyor. Şu anda Afyon ilindeyiz. Afyon ilinde burada 103 yetiştiricimizde 1148 mandaya destek veriyoruz. İşte gördüğünüz mandalarımız hep bizim desteğimizde olan mandalarımız. Şimdiye kadar da Afyon ilimizde 14 milyon 121 bin liralık bir destekle bu mandalarımızın ıslah yönünden gelişmesi için, süt veriminin artması için desteklemişiz. Bizim desteklerimizden önce ıslah yapılmadan bu mandalarımızdan yaklaşık toplamda her mandadan 800 litre civarında süt alınıyordu. Şimdi 1200 litre civarında, yani %50 bir artışla süt verimi artmıştır. Süt veriminin artmasıyla üreticilerimizin hem kaymak üretiminde hem süt üretiminde hem yoğurt üretiminde üretimleri artmıştır. Çünkü Afyon deyince aklımıza tabii manda gelir, manda üretimi gelir. İşte mandalarımızın Tarım Orman Bakanlığı olarak sürekli bu mandalarımızın desteğini arttırarak üreticilerimize verdiğimiz rakamları bu sene %150 oranda arttırdık ki bu desteklerden faydalanan çiftçilerimiz ellerindeki manda sayısını da arttırsınlar. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Vahit Giriş'in söylediği gibi sen üret yeter diyoruz ve üreticilerimizin bu konuda yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.